Rüstem Coşkun Döner Avrupa Şampiyonası özel programını sunar. Türkiye'nin yükselen yıldızı Kanal 42 ekranlarından hayırlı geceler sevgili izleyiciler. Avrupa Şampiyonası özel programının yeni bir yayınıyla tekrardan karşınızdayız. Çeyrek finaller nihayet erdi bildiğiniz üzere. İspanya-İsviçre karşılaşması bir sona erdi. İspanya tur atlayan taraf oldu. Belçika-İtalya karşısında 2-1 mağlup oldu. İtalya tur atlayan taraf oldu. Çek Cumhuriyeti-Danimarka karşısında yine 2-1 mağlup oldu. Danimarka tur atlayan taraf oldu. Ukrayna, İngiltere karşısında tabiri caizse hezimete uğradı. 4-0 mağlup oldu. İngiltere de tur atlayan taraf oldu. Yarı finalistler ise maçları yarın oynanacak bildiğiniz üzere. Yarın saat 22'de İtalya-İspanya maçı, İngiltere-Danimarka maçı. Bunların kazananları da pazar günü final eşleşmesinde bulunacaklar. Ve Euro 2020 heyecanı da böylelikle sona ermiş olacak. Tabii biz bu maçları değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Kanal 42 Genel Müdürü Esat Ergener'le değerlendireceğiz. Hemen onun sonrasında, yani Esat abi hoş geldin dedikten sonra bir de stüdyo konuğumuz var. Orkun Yazgan, Play Spor yorumcusu. Ona da bağlanmış olacağız. Esat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Elhamdülillah, sen nasılsın? Çok şükür abi. Allah'a iyilik ver. Şöyle kapatasak baktığın zaman abi nasıl görüyorsun? 4 yarı finalistin ikisini tutturduk. Yani Yunus'la yaptığımız programda da konuşmuştuk. O programın neticesinde özellikle iki tanesini belli olan iki tane var gibiydi. Sürprizler oldu mu bizim açımızdan? Tabii çeyrek finalistler sürpriz oldu bu noktada. Fransa'nın elenmesi mesela bu noktada ciddi bir şey olmuş oldu. Ama çeyrek finallere bakıldığı zaman şaşırtan bir sonuç var mı? Şaşırtan bir sonuç yok işin aslı. Danimarka'nın Eriksen'in vermiş olduğu sakatlıktan sonraki durumdaki o duygusallık gerçekten onlara ciddi manada, olumlu manada yansımış vaziyette. Geçen programda konuştuğumuz şanslı diye tabir ettiğimiz, isimlendirdiğimiz Ukrayna'nın şansı herhalde İngiltere'ye pek tutmadı ama İspanya geçmiş görülüyor bu noktada da. İspanya forvetsiz şekilde yarı finale kadar çıkmış oldu. Dolayısıyla yarı final maçları artık biraz daha böyle çekişmeli maçlar olacak gibi görünüyor. Benim aklımda bir final var ama bugün söylemeyeceğim onu. Çünkü söylediğim zaman tutmuyor pek. Onu program sonunda program alırız abi. Program sonunda eyvallah. Orkun Yazgan hazırsa Play Spor yorumcusu bağlanmış olalım. Evet, Play Spor yorumcusu Orkun Yazgan hocamız bizlerle beraber. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, iyi yayınlar. Sevgiler Konya'ya. Play Spor bizim sosyal medyadaki Okay Karacan ve Melih Gümüşbıçak'la birlikte hayata geçirdiğimiz proje ama öncesinde hem Avrupa UEFA döneminde hem de Aykut Hoca'nın son gelişinde Aykut Hoca'nın ekibinde de yer almış biri olarak aynı zamanda ikinci evimiz gibiydi o dönem Konya. O yüzden herkese sevgiler. Teşekkürler hocam. Hocam bildiğiniz üzere Euro 2020 oynandı. Çeyrek finallerde nihayete erdi. Çeyrek final maçlarında yarı finalistler de belli oldu. Sizi şaşırtan bir maç var mı? Sürpriz var mı? Valla İtalya'yı izlediğimiz andan itibaren, yani bizim maçta tabii çok heyecan içinde izledik. Biraz da hayal kırıklığı içinde. Sonrasında da gıpta ederek izledik. Yani bu İtalyanlar finale kadar gider diye bende öyle bir tahminim olmuştu. İspanya çok uzun zamandan beri aynı futbolu üzerine koyarak oynuyor. İngilizlerin de ciddi şekilde bir işte futbol evine dönecek sloganıyla. Bir de her dönemde de bir tane araya bir takım giriyor. Bu sefer Danimarka oldu gibi gözüküyor. O yüzden yani hangisi elese, hangisini diğerini, yani Fransa devam etse, Almanya devam etse o da sürpriz olmazdı. Belçika'ya biraz üzüldüm. Hem futbol yapısı anlamında hem oyuncular anlamında çok arkasında durduğumuz bir takım, bir organizasyon. Onların elenmesine üzüldüm ama gelinen noktada hakikaten tam Haziran ayında bize futbol ziyafeti veriyorlar. Tabii enteresan bir turnuva. Adı 2020 ama 21'de oynanıyor. Hepsi başka şehirde oynuyor. Yani maça bir anda girdiğimiz zaman ilk başta bir nerede oynandığını anlamaya çalışıyoruz. Bazen favori takımlar kendi sahalarında oynuyorlar. Öyle bir avantaj oluyor.
seyirciler işte bir var bir yok. O farklılıklar içinde işte geçen sezonun ertelenmesinin ardından, geçen şampiyonun ertelenmesi ardından güzel bir futbol ziyafeti oldu. Yarın işte İtalya, İspanya tabii müthiş bir tık savaşı olacak mutlaka. İngiltere'nin bence bir gözükebilir. Ama İngiltere'nin hakkında bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bu arada son turnuvada Fransa'nın Hırvatistan'la final oynadığını, yani Hırvatistan'ın da bizim işte yıllar öncesinde 2008'deki o müthiş işte son dakika golü, oradaki sevincimiz ve sonrasında penaltılarla eridikten sonra Hırvatistan futbolundaki işte bu yine bir 3-3'lük bir geri dönüş oldu. Yine bu turnuvada da. O yüzden artık her takımın sistemi var. Her takım karşı rakibe göre oyun planları koyuyor. Biz İtalyanları özellikle hani Totti'nin o görüntüsü ardında hep bir sertlik vardır İtalyanlarda ama yani göze hoş gelen futbolun da ön planda olduğu bir gibi, ülke gibi daha çok algılarız. Halbuki hepsi yani komando gibiydi, öyle söyleyelim. Çok yani çok fit, çok bir arada oynayan ve hani tam bir takım görüntüsü altında. İşte turnuvanın yükselen yıldızları arasında gözüküyorduk biz Türkiye olarak ama daha ilk maçtan bizim yani bütün havamız söndü diyeyim. Yani bütün hevesimiz kaçtı. Zaten ondan sonraki maçlara da o yansıdı. Yani dolayısıyla turnuva güzel gidiyor. Son işte maçlarda yine çok büyük heyecanlar bekliyor bizi. Evet. Ama daha detaylı olarak konuşabiliriz sizin sorularınıza göre. Siz de bahsettiniz hocam, milli takımımız ilk maçla bizim bütün hevesimizi kırdı diye. Gerçekten de kırdı. Evet. Peki bu güzel jenerasyon, bu güzel milli takımımız neden bu kadar başarısız oldu? Şöyle, çünkü artık öyle jenerasyon yakalamayla falan bu iş olmuyor. Yani çok planlı, programlı çalışma, organize olma işi. Ve bunu biz uzun zamandan beri yani Türk futbol iklimi olarak yapmıyoruz. O yüzden söyledim. 2008'de daha önce işte o Çek maçı, o maç, sonra Şenol Hoca ile yaşadığımız dünya üçüncülüğü falan. Oradan sonra daha üzerine koyup daha ileri gideceğimize biz yerimizde saydık. Ve günlük tartışmalarla, işte VAR operatörlerinin, hakemleri tartışarak, yorumcuların, medyanın da burada ciddi şeyi vardır, suçu vardır tırnak içinde. Futbol adamlarının, asıl dünya futbolunu takip eden isimlerin çok fazla söz hakkı bulamadığı ama ortalığı karıştırıp reyting yapanların daha çok konuştuğu futbol ikliminden milli takımdan ancak bu şekilde çıkabiliyor. Tamamen bireysel, tamamen işte Burak Yılmaz'ın aralardan bir şeyler yapması. Halbuki Lille'de nasıl bir sezon geçirdi oradaki takım yapısı içinde. Bu da kendi kendine orada bir şeyler yapan bir oyuncu. Cengiz Ünder sağ taraftan çalım atmaya çalışıyor falan. Tabii böyle bir futbol kalmadı. Tek golümüzü de İrfan Can Kahveci'nin yine bireysel becerisiyle attık. Halbuki karşımızda makina gibi bir İtalya vardı. Zaten bilinen hani futbolla olan o ilişkilerini, bir de üzerine işte birlikte hareket etmeyi, koşu mesafesini ve her şeyi koyarak çok ciddi bir fark yarattılar. Zaten Türkiye'de yine aynı şekilde biz pek hocaları da beğenmiyoruz. Futbol adamlarını da çok fazla beğenmiyoruz. İşte Löw'ün, Rijkaard'ın zamanında, Del Bosque'nin, hani tüm bu hocaların Türkiye'de neler yaşadığı ortada. Mancini de onlardan bir tanesi. Onun nasibini almıştı eleştirilerden. Ve eleştirinin de ötesinde neredeyse hakaret boyunda aldığını hatırlıyoruz. Bakın 3-0 kazandığı Türkiye'de hani favori takımlar, daha doğrusu yükselen takımlar arasında, işte jenerasyondur, önemli oyuncular var falan, iyi takımlar arasında gösterilirken daha ilk maçtan 3-0'lık net bir skor olduktan sonra Mancini kameraların karşısına geçti ve işte turnuvanın favorileri arasında gösterilen Türkiye'yi 3 golle sağlı sollu falan demek yerine Türkiye'ye pozisyon vermedik dedi. Şimdi bunu bizim Türk futbol iklimini anlatmak mümkün değil. Yine bizim %36'lık bir topa sahip olma oranımız var. Yani 3-0 mağlup olmamıza rağmen hani normalde onlar gol atarlar karşı takım. Sonra siz daha çok ister istemez topla oynarsınız. Ve öyle bir durum ortaya çıkar. Topu da vermediler. 5,5-6 kilometre daha biz az koştuk İtalyanlardan. Yani neredeyse bir yarım oyuncu daha fazla olduğunu sahada İtalyanların, o anlamda söyleyebiliriz. Hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak hem de oyuncu tercihleri konusunda doğru bir şekilde gelmediğimizi oraya gördük. Geldi. Çünkü bize daha çok işte coşku futbolu, biraz işte kaos futbolu, topun bir orada bir orada olması. Artık futbol böyle değil. Yani çok ciddi matematiksel, hatta geometrik olarak planlanan bir yapısı var. Bunun dışında kaldığımızı çok net bir şekilde gördük. Yani acı gerçekle çok net bir şekilde karşı karşıya kaldık ki yani bir önceki turnuva da bundan farksızdı. Yani işte 2016'da işte Fatih Hoca ile birlikte gittiğimiz şampiyona, o da bundan çok şey değildi. Euro 2016 da bundan çok farklı değildi. Ama onda fan almıştık hocam.
Efendim? 14 evet. puan almıştık. Orada bir puan aldık. Ama orada da şeyle, o prim kavgasıyla biliyorsun bir anlamda yine çok kötü bir şeyle, kötü anılarla evet. döndük. Evet. İşte oyuncular şu kadar alıyor, alanlar almayanlar. Dolayısıyla gelinen nokta sürpriz değil. Ve iyi noktaya gelen takımların da durumu sürpriz değil. Özellikle işte Belçika'dan bahsederken bu işte Lukaku'ların, Axel Witsel'lerin, Hazard'ların, işte Courtois'ın, işte De Bruyne'nin falan olduğu nesil çok ciddi plan program. Biz onları bir yenmiştik hatırlarsınız. Yine Avrupa Şampiyonası'nda hem de kendi sahalarında. Onun ardından şapkayı önüne koydular ve çok ciddi yerel yönetimlerle birlikte ulusal bazda bir planlama yaptılar. Akademiler kurdular. Almanya aynı şekilde yine çok büyük hayal kırıklığına uğradığı bir turnuvanın ardından işte o Joachim Löw'le beraber yapılanma, bütün yine yerel yönetimler, belediyeler en küçük yerleşim birimine 10-15 kilometre uzaklıkta en fazla, o da en fazla, belki daha da yakın, spor sahaları, tesisler yapıldı. Yemyeşil araziler futbol için tahsis edildi. Altyapıda çalışan hocalara hem imkan sağlandı hem de belli standartlarda hayatlarını geçirmeleri için, atıyorum 3000 euro mu 5000 euro mu o maaşlar hem kulüplere zorunluluk haline getirdiler, ödeyemeyenlere de federasyon destek oldu. Dolayısıyla biraz da Fransa sistemini kullanarak, o Claire Fontaine'le birlikte bildiğimiz Fransa'nın futbol akademileri, futbolun her anlamıyla anlatıldığı, öğretildiği, ki Fransa'nın da hani son dönemlerde sürekli ön planda olan bir takım. Yani dolayısıyla yani bu tip planlamaları yapmak için belki bu bir şans olur. Yani bu dibi görme, tek golle, puansız olarak büyük ayak kırıklığıyla ayrılma belki dibi görme anlamında olur diyoruz. Ama 2016'da o anlamda çok başarılı değildi. Oraya da işte o son dakika golüyle gidip işte biz bitti demeden bitmez diye bir turnuvanın ruhuna ve takımın bizim durumuna çok tamamen aykırı bir sloganla. Çünkü biz bitti dememiştik. Orada hatırlarsanız 6-7 tane maç bitti dedikten sonra biz bitti dedik diye evet. oldu. O da bizim elimizde olan bir şey değildi. Hatta o işte puan aldık dediğin Çek Cumhuriyeti maçıydı galiba son maç. Orada bile biz yine dışarıdan başka takımlardan bir şeyler bekliyorduk. O yüzden bu son dönemdeki genel futboldaki çöküş, lig takımlarının da işte Avrupa'daki ciddi başarısızlığıyla beraber aslında hiç sürpriz olmadı. Makedonya'nın dahi diyelim çok daha ne yaptığını bilen belli bir planla, belli bir oyunla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani söylediğim gibi taktiksel olarak, maç stratejisi olarak, rakip analizi olarak çok zayıf kaldık. Fizik olarak çok zayıf kaldık. Mesela yine İtalya maçından bir not var önünde. Birinci bölgemizde 27 sahipsiz top var. 24'ü İtalyanlar almış. Yani bu futbolun, yani günümüz futbolunun kabul edebileceği bir istatistik değil. O yüzden ne yaptığını bilen, oyun stratejisi olan, belli bir taktiği olan ve o taktiği karşıdaki takıma göre anlık olarak hızlı bir şekilde değiştirebilen ve kendi güçleri ne olursa olsun, kendi oyun, yani aradaki güç farkı ne olursa olsun oyun felsefelerini sahaya yansıtabilen Avrupa takımları görüyoruz. Avrupa futbolu artık buraya doğru gitti. Çok ciddi ekipler var bütün hocaların yanında. Yani bizde işte ön planda birkaç hoca var. Bir o oluyor, bir o oluyor. Onu da işte isimleri biliyoruz. En son Şenol Hoca. Dolayısıyla bu kısırlık içinde çok şaşırtıcı olmadı ama üzüldük tabii. Yani söylediğiniz gibi bir jenerasyon, bizde hep bir jenerasyon yakalama üzeridir. Hani o jenerasyonu kendimiz yaratıp doğru adımlarla bir yere gelme değil de hep yakalama, yani şans faktörünün daha çok ön plan, denk gelme faktörünün ön planda olmasıyla öyle de olmuyor. Konya şehri bunu en yakından bilen bir şehir. İşte o üçüncülük sezonunda ve o sezon yarı final kupa artı sezonda yine onun da tesadüf olmadığını gösteren Türkiye Kupası şampiyonluğunda ligin en kuvvetli takımı, en pahalı, en yetenek takımı Konya Spor değildi değil mi? Evet, ama evet. Birlikte hareket ederek neler başarabildiklerini gösterdiler oyuncular. Doğru bir sistemle, doğru bir planlamayla. O yüzden onu yapmadıkça başarı da denk gelmedir. İşte şampiyonlukları kovalama da yine şans eseri anca olabiliyor. Çok uzak kaldık yani, gibi gördük diyebilirim. Hocam çok özür dileyerek sormak istiyorum bu soruyu. Siz dediniz yine sistemsizlikten yani. Dolayı böyle bir çöküşe geçtik diye ama. Sorumlunun birkaç kişiden kaynaklı olduğunu söylediniz. Bunun da içine yanlış anlamadıysam medyayı da kattınız. Medyanın bu konuda suçu ne? Ben çok merak ettim. Sizler de aynı işin içindesiniz. Yani takip ediyorsunuz. Kendi konfor alanımızı bırakmamak, futbolu bildiğimiz kadarıyla o değişen dinamiklerini takip etmeden anlatmak ve öyle bir beklenti yaratmak. İşte coşku futbolu, kaos futbolu bu anlamda
Yani şöyle anlatayım, yine Aykut Kocaman'a yakın olduğunuz için Konya olarak onun üzerinden anlatayım. Koşu mesafeleri denilen bir kavram var. Yani futbolda son 20 yılında önemli göstergelerden biri. Yani futbolun ölçülebilir, futboldaki çalışkanlık, hareket etme, oyuna kendini verme ile ilgili bir şey, bir veri bu. Fakat evet, o verinin içinde hani sadece şu kadar koştu, bu kadar koştu dışında ne kadar çalıştığını, oyuncunun oyun içinde ne kadar hareketlendiğini, belli kilometrelerin üzerine çıkabildiğini, arkadaşlarına yardım etmek için, o birlikte hareket etme hali için ne kadar uğraştığını gösteren bir düzey. Bunu da İsmail Kartal ve Turgay Altay, Joachim Löw'e gitmişti. Bir işte know-how diyebileceğimiz şeye, bir çalışmaya, sevgili Ali, sevgili Esat. Orada Löw bunu anlatmıştı. Löw'ün ekibi anlatmıştı. Bunun önemine dikkat çekmişti. Oradan da gelip uygulamaya başlamışlardı. Ya 5 yıl, 6 yıl boyunca bunu anlatamadık Türk kamuoyuna. Evet. Gazeteciler, basın, destektaşlarımız dahil olmak üzere. Ya atlet mi bunlar, ne koşusu falan diye öyle bir dalga geçiliyordu. Şimdi her yerde o konuşuluyor. Konfor alanları var insanların ve futbolu çok iyi bildiğimizi zannediyoruz. Kendimiz de oynadığımız için. Halbuki bizim oynadığımız oyunla sahada icra edilen spor arasında çok büyük fark var artık. Çok fazla değişmen var, çok fazla analiz var, çok fazla karşılıklı teknik, taktik, strateji anlamında değişiklikler var. Bunu takip etmeden bildiğimiz kadarıyla yorumladığımız için geride kalıyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Zaten futbol adamları kadar yorumlamamız mümkün değil ama yani en azından onlara saygı duyarak, yani Joachim Löw'den total distance, yani total mesafe, aslında koşu mesafesi diye de yanlış çevrildi o. Kat edilen mesafe diye bir kavram geldiyse, aa öyle mi ya, ha deyip onun arkasından gideceğimize yıllarca buna bir rezistans oluyor. Bunun gibi birçok şey var, birçok konu var. Dolayısıyla öyle yani, takip edilmediği zaman, doğru değerlendirilmediği zaman taraftarlar da onun arkasından gidiyor ve içi boş bir takım laflarla takımlar, hocalar yönlendiriliyor. Özellikle yabancı hocaların başarılı olamamasının ana sebeplerinden birisi de bu oluyor. Yani o hangi futbolla kafasında geliyor, burada neyin konuşulduğunu görüyor. Yani dediğim gibi bu Löw için de geçerli oldu, Rekard için de, Mancini için de geçerli oldu. Del Bosque'ye kasap dendi. Ondan Yeniköy kasabına benzetildi. Dolayısıyla o sistem içinden çok başarılı bir şey çıkmıyor. Biz artık kendi oyunumuzu oynuyoruz. Yani kendi fanusumuz içinde kaldık. Bunda tabii ki medyanın da doğru anlat tabii. Şu pırıl pırıl arkadaşlarımız var. Bunun raporlarını yazan, dünyayı takip eden, anlatmaya çalışan ama asıl rating daha çok hakem konuşan, hakemler üzerinden, VAR operatörleri üzerinden değerlendirme yapan, sürekli bizim takımın hakkı yeniyor diye kısırlaştık kaldık diyebilirim. Bu yani. Büyüğüm olarak fikrinizi almak istiyorum hocam. Milli takımın başına yerli bir teknik direktör mü yoksa yabancı bir teknik direktör mü gelmesi lazım veya Dünya Kupası'nda Şenol Güneş'te devam edilmeli mi sizce? Bence Şenol Hoca'nın yani bu turnuvadaki bu hayal kırıklığının ardından hemen istifa etmesi gerekiyordu. Ama pek öyle zorlayan ve onu o duruma getiren bir genel ortam oluşmadı. Hani sanki böyle hepimiz bekliyormuş gibi hep beraber üzüldük. O da biraz hocaların medyadaki gücüyle alakalı oluyor. Şenol Güneş'e öyle bir şey gelmedi, öyle bir tavır gelmedi. İsimlere göre ve kendi güçlerine göre olabiliyor. Fatih Terim de mesela o anlamda güçlü bir hoca. O da yani ciddi başarısızlık olan ve başarısızlığın ötesinde o prim tartışmaları hakikaten çok kötü olmuştu bizim Türkiye'nin o andaki durumu için, dünya futbolundaki yeri için. O da hem de onun sonrasında da bir alaçatı sorunu yaşamıştı hatırlarsanız ve ondan sonra normal devam etti. Yabancı hocanın gelip hani bu işle uğraşması çok zor oluyor. Lucescu en son gelmişti. Şey yapamıyorlar yani, buradaki o karmaşanın içinde laf edemiyorlar. Ama yani çok planlı programlı bir şekilde bazı futbol ekollerinden, Belçika'dan olabilir, Almanya'dan olabilir, 5 yıllığını anlaşılıp ya da 2 turnuva için, neyse artık duruma göre 2 turnuva ya da 3 turnuva için anlaşılıp belli hedefler konarak, altyapıyla da ilgilenmesi ve orayı da yönetmesi söylenerek ekibiyle beraber yabancı hoca olur. Onun dışında gelen yerli hocanın da bu söylediğime en yakın olan, bu söylediğim tarzı takip eden, bunun farkında olan, bununla ilgili kederlenen ve bununla ilgili bunu kendine dert eden ve bunu bu şekilde takip eden bir isim olması lazım. Şenol Güneş'in müthiş başarıları, o ayakta alkışladığımız o Güney Kore'deki şampiyona, son Beşiktaş'taki şampiyonlukları dışında onun da bambaşka bir ruh halinde ve oyuncularla ilişki tarzında olduğunu, oyunla ilişki tarzında olduğunu gördük. Biraz hani futbolun gerisinde kaldığını gördük. O yüzden yeni isimler olabilir. Yabancı olur normalde. Kesildi mi yayın? Evet. Devam ediyor. Devam ediyor. Sesim geliyorsa devam edeyim. Geliyor hocam. Herhalde. Yani
Yabancı da olur, yerli de olur ama yabancıya biraz daha zaman ve süre tanılması, kendi bildiği işi yapılabilmesi için alan açılması lazım. Bu mümkün olmuyor. Yani bu olur diye söylemiyorum. Mümkün olmuyor. Mesela bunu işte Pereira ya şimdi çok ciddi şekilde yaşayacak. Hani işte o da sıcak konu diye bir cümle söylemiş olalım. Diğer hocaların yaşadığı gibi. Dolayısıyla yani bu sistemi bilip bununla uğraşmaya gönüllü olan bulabilirsek bir yerli hoca daha doğru olur ki yeni jenerasyonda o tip hocalar var. Zaten Şenol Güneş ve Fatih Terim arasından çıkarsak çok fazla hoca var dışarıda. Hı. Aklınızda var mı hocam sizin? Böyle yerli genç bir hoca. Ya şimdi hani tek bir hoca üzerinden şimdi milli takımlara nasıl hazırlık, bu söylediğimin ne kadar farkında, dünyayı ne kadar takip ediyor anlamında bilmiyorum ama işte Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, o biz bir önceki jenerasyon. Sonra bu yeni ekipten bu işte o Çağdaş Hocalar, İlhan Hoca aynı şekilde, onlar da Dünya Futbolu'nu takip eden isimler. Oraya doğru gidebilirler ama yani milli takım hocası olmak için bambaşka bir durum gerekiyor. Yani bambaşka bir faaliyet gerekiyor. Onu da yapmak kolay değil. O yüzden yani kendiliğinden o sizi pek bulmuyor. Ersun Yanal da çok başarılı olduğu bir dönemde bir oyuncu üzerinden, o oyuncunun kaprisleri üzerinden yine medya tarafından bildiğimiz anlamda yemişlerdi. Yani yediler hocayı. Abdullah Avcı'yı da Selçuk Yunan üzerinden aynı medyanın bazı güçleri yemişti. Çok etkili oluyorlar. O yüzden hani bununla uğraşacak tecrübede oyuncu olması, hoca olması gerekiyor. Ve bu anlamda ilişkileri sağlam olup buna vereceği cevaplar olacak hoca olması gerekiyor. Böyle hocalar da var. Zaten hani kimi anlattım, kimler anlattım belli burada. Evet. Hocam son olarak o zaman bir de yarı final değerlendirmelerini yapalım. Ondan sonra size veda etmiş olalım. Yarın bildiğiniz üzere saat 22'de İtalya, İspanya ve İngiltere, Danimarka maçları olacak. Bir sürpriz çıkar mı? Sizin favorileriniz kimler? Vallahi hani burada bir favori söyleyebilen varsa bu ahtapot vardı bütün sonuçları bilen. Hani ahtapot durumunda olur. Yani bu saatten sonra şöyle olacak ama yani özellikle yarınki maçta ortada kilitlenen ve iki takımın gücünü karşılıklı deneyip birbirini bükmeye çalıştığı bir oyun olacak. Çünkü İspanya topla çok daha hızlı ve istekli bir şekilde oynuyor. Ama İtalya da onu yapıyor şu anda. Yani o anlamda iki aynı felsefenin ve güçleri de yüksek, devamlılıkları yüksek iki takımın biraz da aslında o anlamda yine final de olsa olabilecek bir maç. Diğer maçta İngiltere isteğiyle, coşkusuyla ve yakaladığı özellikle son maçla birlikte o havayla ön planda gibi gözükmekle birlikte bu tarz takımların işte daha önce Yunanistan örneği, Hırvatistan örneği falan olduğu gibi Danimarka'nın da sizler de belki hatırlarsanız şampiyonluğu da vardır Avrupa şampiyonasında. Evet. Dolayısıyla onlar da öyle hani sıradan bir takım değil. Gayet o işte o Vikingler havasıyla bütün güçleriyle, bütün kalpleriyle sahada olan çocuklar. O yüzden bence bütün maçlar ortada. Fakat hani şöyle bakıldığında gönlümden geçen İtalya İngiltere finali diyeyim. Teşekkür ederiz hocam. Var mı isteğiniz? Peki. Selamlar tüm dostlara, Konya'daki arkadaşlara. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam. Abi Orkun Hoca da senin final tahminini ortaya çıkartmış olduk böylelikle. Ya işin aslı şöyle, görüntüde dediği gibi çok kolay da bir maç yok aslında. Özellikle İtalya-İspanya maçı sanki böyle 120 dakikaya gidecek olan bir maç gibi görünüyor. Yani beraberliği zaten seven bir İtalya var biliyorsunuz. Son yani yıllarına bakıldığı zaman gerçi bu birazcık yıkıldı ama İtalya Ligi de her zaman için çok az gollü olan, beraberliğin bol olduğu bir lig olarak bilinir. İspanya hakeza orta sahada oyunu kilitlemeye çalışan ya da pas trafiğiyle bu noktada bir şeyler yapmaya çalışan daha gollü, daha bol gollü olan bir yer olarak bilinir. Ama İtalya-İspanya maçında sanki burada biraz daha beraberlik kokuyor gibi. İngiltere-Danimarka kağıt üstüne bakıldığı zaman İngiltere o az önceden beri söylenen 6. jenerasyon şeyi var ama ben Southgate'i gerçekten şey olarak görüyorum. Geçen programdayken birazcık böyle eleştirmişti kendisini. Hatta maçların İngiltere maçının kendisi içinde de söylediler aynı şeyi. Çok fazla eleştirilen bir Southgate var yani işin aslı. Kendi medyalarında da çok ciddi eleştiriliyor. Ama ona rağmen gerçekten çok büyük iş başardığını düşünüyorum ben Southgate'in bu noktada. Kendisinin de oynatmaya çalıştığı sistem çok farklı. Leeds'i mesela oynattığı bir tane genç çocuk var orta sahada. Sol bekte oynattığı Rice var. İşte Mason Mount var. Gibi. Borussia Dortmund'daki 17 yaşındaki Bellingham oynatıyor. Gerçekten şey, genç çocuklara da genç futbolculara da bu noktada ciddi manada şans vermeye çalışan bir teknik adam.
Dolayısıyla İngiltere, Danimarka kağıt üstünde İngiltere'ye yakın görünüyor. İspanya, İtalya maçı sanki ortada gibi görünüyor. Ama senin az önce geçen İtalya. Benim gönlümden geçen İtalya. Ama aslında benim gönlümden geçen Belçika'ydı. Ama Belçika tabii o maçtayken biraz daha şanssız demeyeyim de yani Belçika'nın şöyle garip bir özelliği var. Son noktayı yapamıyor. Son atışı yapamıyor. Onu zaten yapabilirse sanki şampiyonluğu kazanacak gibi ama onu yapamadan dolayı da bu hale geliyor. Maç sonu açıklamalarına baktığınız zaman da bütün oyuncuların hemen hemen hepsi sanki tek bir ağızdan çıkar gibi o son atışı yapamıyoruz, o son dokunuşu yapamıyoruz diye açıklama. Vertonghen de aynısını yaptı, Lukaku da aynısını yaptı. Lukaku hatta bu noktada tepki de çekti belli bir noktadan sonra. İtalyanlar ona karşı sosyal medyada bir şeyler de başlattılar. Ama İngiltere kağıt üstünde daha favori görünüyor. Ama maçlarda gördük yani burada artık bundan sonrası için özellikle ikinci turdan sonrası için favori önemli değil. İtalya-İspanya maçı sanki 120 dakikaya uzayacak gibi görünüyor şu anda. Bu maçlara yine geleceğiz abi. Reklamlara gideceğiz ama reklamlardan önce benim bir sorum var. Orkun Hoca ile de konuştuk yine. Milli takıma döneceğim ben bir. Orkun Hoca dedi ki sorumlu sadece futbolcu ve antrenör değil. Medya da sorumlu. Medya niye sorumlu diye sorduğum soruya da çok şişirdik diye daha üst looplu bir cevap olacaksa çok şişirdik diye bir cevap verdi. Ama şöyle de bakıyorum ben milli takıma. Merih Demiral var. Çağlar Söyüncü var. Hakan Çalhanoğlu var. Cengiz Ünder var. Burak Yılmaz var. Zeki Çelik var. Yani bu saydığımız isimler dünya çapında bilinen isimler. Top class dediğimiz futbolcular. İstenilen isimler. Böyle futbolculara karşı da bizim talebimizin yüksek olması gerekmiyor mu? Yani ben medyada gerçekten burada suç bulunmasını anlayamıyorum. Ya benim şahsi kanaatim şöyle. Yani futbol camialarına bakıldığı zaman bütün dünyadaki 5 büyük lige bakın işte. İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya bakıldığı zaman buradaki futbol planlaması hiçbir zaman sadece milli takım üzerinden yapılmaz. Her zaman için ligleri ve alt ligleri bu noktada domine edilir ve onların hepsinin beraber olduğu planlama dahilinde gidilir. Bunu Türkiye'de yapmaya çalışan bir tane teknik direktör vardı. Son 20 yıl içerisinde sadece Lucescu vardı. Zaten şu anda da belki de dünya futbolundaki birçok ülke Lucescu'nun ekmeğini yiyor. Ukrayna daha keza öyleydi. İşte Şevşenko'nun yakalamış olduğu bu jenerasyonda yine Lucescu'nun ekmeğini yemiş olduğunu göstergesi. Türkiye'de işin aslı Lucescu'nun ekmeğini yiyor. Hala yiyoruz yani. Dolayısıyla bizim aslında bu işi yaparken sadece milli takım üzerindeki isimlere bakarak bir şey olmayacağını Orkun Hoca da söyledi zaten. Konyaspor'un işte 3. olduğu ve Türkiye Kupası kazandığı i̇sim sene yoktu o zaman isim yoktu yani ama bir takım oyunu vardı. Gerçekten birbirine kenetlenmiş bir takım vardı orada. Ve o takım gitti Türkiye Kupası'nı aldı. Aynı zamanda Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalıştı. Hiç değilse sıfır çekmedi başka diğer takımlar gibi. Ve milli takım gibi sıfır çekmedi. Ve 3. oldu. Yani milli takımı katmasam ben diğer takımlara o noktada şey yapıyorum. Ama yani Türkiye'de şimdi bakıldığı zaman, ismen bakıldığı zaman çok güzel oyuncular var. Sisteminiz var mı? Yani biz bir tane dahi taktiği uygulayamadık. Diğer milli takımlara baktığınız zaman A, B, C planları var. İşte Belçika'ya bakıyorsunuz bazen 4-3 savunma oynuyor. Bir bakıyorsun 3'e geçiyor, bir bakıyorsun 5'e geçiyor. Bunların hepsi aynı maç içerisinde 5'er dakika arayla, 10'ar dakika arayla oluyor. Sol bekten sağ açığa çıkıyor bir çocuk. Yani görmüyorsun yani nasıl olduğunu anlamıyorsun. Bunu komplike bir şekilde yapıyorlar. Bu sadece milli takımda olabilecek bir şey değil. Bunu orada oynayan oyuncuların oynamış oldukları liglerdeki yaşamış oldukları tecrübelerden de kaynaklı bir şey var. Türkiye milli takımında şu anda %60'ı yanlış hatırlamıyorsam %58 olması lazım. Türkiye liglerinde oynadığına göre bu noktada bizim yapılması gereken çalışma sadece milli takımdan ziyade Türkiye liglerini tamamen şekillendirmek tarzında bir şey olması lazım. Hatırlayın son 5 seneyi. Son 5 sene içerisinde bizim ligimizde en çok konuşulan şey şampiyonlar olmamış her zaman için hakemler olmuştur. Evet. Bu aslında bir şekilde suç bulma diye görüyorum ben. Suç bastırma olarak görüyorum. Çünkü kötü oynanan bir futbol var. Hakikaten kötü oynanıyor ve her geçen gün kötüye gidiyor. Geçen senenin en iyi oynayan takımları kimdir diye sorsanız işte açık ara birkaç tane takımın ismi söylersiniz. Diğer takımların hepsi vasatında altında oynayan bir seviyede. Göze batan birkaç tane futbolcu var. Bunlar zaten astronomik rakamlarla sağa sola gidiyorlar. Onun dışındaki futbolcular günü kurtarmak için işte parasını alayım da yatayım modunda olan futbolcular. Konyaspor'da da aynı şeyler geçerli. Konyaspor Allah'tan bu noktada ciddi neşterler vuruyor yani. Dolayısıyla bunu sanki Orkun Hoca'nın dediği gibi kısa vadede işte birkaç günlük ya da birkaç yıllık bir mevzu değil bu kesinlikle. Kısa orta uzun vadeli planlamalar yapılması lazım. Her şeyden önce benim şahsi kanaatim, şahsi görüşüm Şenol Güneş'le bizim Futbol Federasyonu arasında bir dağlar var gibi görünüyor. Yani Şenol Hoca'nın yapmaya çalıştığıyla Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu icraatlar arasında dağlar kadar fark var.
Yani birisi Türk futbolcularına önem veriyor, bununla alakalı bir takım şeyler yaparken Futbol Federasyonu'na bakıyorsunuz, tamamen farklı bir uygulama metoduna ilerliyor. Bütün takımlar karşı olmasa bu böyle olacak diyor. Ya yani tırnak içinde ne kadar doğru söylediğimi bilmiyorum ama diktatörlük gibi bir şey var yani bu noktada. Dediğim dedik, çaldığım düdük modunda. Dolayısıyla böyle olursa da yani yakalanan jenerasyon isterse dünyanın en iyi jenerasyonu olsun fark etmez. Yani ondan sonra ne oluyor işte, ortaya bu sonuç çıkıyor. Patlamalarla, denk gelmeyle, işte saman alevi gibi çıkışlarla bir takım başarılar yaşanabiliyor mu? Yaşanabiliyor. Beşiktaş'ın yakaladığı işte namalup grup liderliği olsun, Türkiye'nin yakalamış olduğu iki tane üçüncülük olsun bu noktada. Ama Türkiye dünya üçüncüsü olduktan sonraki süreçte baktığınız zaman işte 2002'den beri kaç tane turnuva geçmiş oluyor? 18 yıl 9 tane turnuva geçmiş oluyor. 9 turnuva içerisinde sadece bir tanesinde başarılı. O da yine Avrupa üçüncülüğü. Dolayısıyla burada şapkayı önümüze koyup konuşmak lazım. Düşünmek lazım bu noktada. Şahsi kanaatim denk gelme, saman alevi gibi yanıp sönme, işte yapardık olurdu modundan ziyade kısa, orta, uzun vadeli planlamalar koyup bunun nezdinde ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Son bir soru sormak istiyorum abi ben sana. Şenol Güneş ve Fatih Terim bildiğimiz üzere Türkiye medyasında lobisi olan insanlar. Zaten Orkun Hoca da bahsetti bunu. Çok üstüne gidemedik, istifa ettiremedik gibi bir şey söylemiş oldu Orkun Hoca. Şenol Güneş'i sen de çok sevdiğini ben biliyorum. Şenol Güneş'le devam edilmeli mi abi sence? Ya benim şahsi kanaatim şu, bazı noktalardayken işi fazla zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Yani Şenol Hoca'nın kazanmış olduğu çok büyük başarılar var. Hakikaten tadını var. Bırakmak yani. Fatih Terim'in de aynı şekilde var. Benim şahsi kanaatim ikisi de artık, Fatih Hoca'nın da Şenol Hoca'nın da artık çekilmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Hiç değilse yani gerçekten çok kıymetli, kabiliyetli teknik direktörlerimiz var. Kullanamadığımız isimler var. Mesela ben halen Yılmaz Vural'a bir şans verilmesi gerektiğini düşünenler dedim yani. 20, 21, 25 tane takım değiştirdi. Hala büyük bir takımda, büyük bir takımı çalıştıramadı. Aykut Kocaman'ın mesela milli takıma değerlendirmesini düşünenler dedim. Bir takım Mustafa Reşit Akçay mesela hakeza. Kendisi herhalde yeni hastaneden çıktı. Evet. Mustafa Reşit Hoca'nın mesela değerlendirmesi gerekenler düşünenler dedim. Yani bunu isteyenlerden bileyim. Şahsi kanaatim artık zamanlarının geldi. Kenara çekilmeleri gerekti. Ama gelecek olan hocanın da Orkun Hoca'nın dediği gibi lobisi olmasından ziyade dirayetli bir hoca olması lazım. Yani söylenenler karşısına alınmayacak, gerekiyorsa herkese istişare edecek ve kısa, orta, uzun vadeli bir planlama dahilinde ilerleyecek bir hocanın olması lazım diye düşünüyorum. Yılmaz Hoca'ya da Fenerbahçe'ye göndereceğiz abi, dur. Bir yere gelsin de Yılmaz Hoca. Ben de çok istiyorum, bir yere evet. Görmek istiyorum bunu. Aynen aynen. Kısa bir reklam arası, tekrardan devam edeceğiz. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Avrupa Şampiyonası özel programı devam edecek. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Avrupa Şampiyonası özel programı devam ediyor. Reklamların ardından tekrardan Avrupa Şampiyonası özel programıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Siz de çaylarınızı tazelediyseniz, ekranın başına geçtiyseniz hoş geldiniz. Çeyrek final mücadelelerini değerlendireceğiz Sayın Genel Müdürü Mesat Ergener'le. Hemen ardından da yarı finalde tahminlerini sormuş olacağım Mesat abimize. Tabii tahminlerine de ben genelde %50-%50 güveniyorum. Özellikle de konuştuğumuzda, geçen programda da öyle olmuştu. %50-%50 tutturuyor genel olarak. %50 garanti bir sever abi. Doğru. Abi İspanya-İsviçre maçıyla başlayalım dilersen. İspanya-İsviçre karşısında bir berabere sonuçlandı müsabaka. İsviçre'nin bir kırmızı kartı var. İspanya penaltılarda 3-1 mağlupiyetli İsviçre'yi, ne dersin bu müsabakaya? Yani İsviçre aslında bu maçtayken 77'ye kadar iyi bir mücadele sergiledi. 77'de doğrudan kırmızı kartla Frauler olmaz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam kırmızı kart gördü. Golü de İsviçre kendi kalesine attı. Evet. Zekeriya Albat'ın kendi kalesine attığı golle Jordi Alba sol bekten ya da sağ bekten nereden olduğunu hatırlamıyorum. Oradan ortasından sonra kendi kalesine bir gol atmış maçtan oldu. Maçtan hepsi birbirine girdi. Hepsi, yok yok. Şey yok yani. Dolayısıyla Shaqiri tabii bu noktada İsviçre noktasında belki de turnuvanın en iyi topçularından, oyuncularından biri olduğunu bir kere daha gösterdi.
Gerçekten İsviçre'nin son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden bir tanesi. Burada biraz daha İsviçre'nin kırmızı kartından sonraki göstermiş olduğu mücadeleden dolayı birçok isim İsviçre'nin artık penaltılara kadar yürümesini düşünüyordu. Hı hı. Ya da böyle bir dilekleri vardı. O da gerçekleşti. Penaltılara kadar gitti. Gerçekten çok güzel bir mücadele sergilediler. Yaklaşık işte kaç dakika? 45 dakika civarında bir süre. Kalecileri çok iyiydi. Somers olması lazım. Zomer. Kalecileri ciddi manada iyi bir performans sergiledi. Ama penaltılardayken biraz daha tecrübesizlikten ziyade tecrübeden ya da tırnak içerisinde benim söylemiş olduğum şans faktöründen kaynaklı. Bence şans faktörü. Çünkü penaltılar dediğimiz zaman direkt işin içerisine şans giriyor. Dolayısıyla İspanya yine forvetsiz bir şekilde maçı kazanmış oldu bir şekilde. Ama aynı taktik İtalya karşısında tutar mı? Emin değilim yani işin aslı. İspanya aslında Orkun'un da ilk başta söylemiş olduğu gibi yükselen bir trendle futbol oynuyor. Yani baktığımız zaman ilk maçlardaki İspanya ile şu andaki İspanya arasında ciddi bir fark var. Ve gelecek yıllara bu jenerasyonun da artık bir ışık olduğu gösteriliyor. Bir tane ya da iki tane forvetin bu takıma monte edilmesi ya da birkaç mevkiye montesiyle defansın ortası mesela olabilir. Bu noktada İspanya ileriki yıllarda yine kupalara ambargo koyabilir bu noktada. Ama gönül İsviçre'nin kazanmasını istiyordu. Evet. Danimarka'da olduğu gibi. İspanya biraz da şansına diyorum hala. Ben öyle lanse etmek istiyorum. İspanya kazanmış oldu. Bence de şansına abi. Niye şansına diye soracak olursan. İsviçre son 16 turunda da Fransa'yı penaltılarda mağlup evet. etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hani tecrübesizlik diyeceksek Fransa daha tecrübeli bir takım İsviçre'ye evet. nazaran. Evet. Zomer orada penaltı çıkarttı. Mbappe'nin çıkarttığı bir penaltı var. Bence burada tamamen şans faktörü ortaya girmiş oluyor. İsviçre'ye yazık oldu. Yani İspanya yazık karşısında. Oldu. Yani şöyle yazık oldu diyebiliriz. 77'den sonraki göstermiş olduğu mücadelenin hakkını alamadığından dolayı yazık oldu diyebiliriz. Ama tabii bu maçlar hemen hemen hepsi artık bu şekilde gideceği belliydi ikinci turdan sonra. İsviçre'nin Fransa elemesi mesela turnuvanın olayı olarak görülebilir şu anda. Ya da Eriksen'in kalp durmasından sonra belki bir ikinci sıra yazabilir ama Fransa'yı eleyebilmek İsviçre açısından belki de bu senenin en büyük başarısı sayılabilir kendileri açısından. Gerçekten komplike bir futbol da ortaya koydular bu vakte kadar da. Mesela Türkiye maçındaki istatistikleri hatırlıyorum ben. %50-%50'ye yakındı. 49-51 yanlış hatırlamıyorsam topla oynaması. Şutlar da yakındı. Biri 19, biri 23 şut atmıştı. Ama İsviçre bir şekilde o maçtayken 3 tane gol atmayı yine Şakir'in 2 golü vardı. Türkiye karşısında dişe diş kora kor bir futbol ortaya koymuştu. Ama kapatma oyuncu yani alan kapatma noktasında olsun. Kalesini gole kapatma noktasında olsun yine başarılı olmuştu. İrfan Can'ın golü de Orkun'la dediği gibi tamamen bireysel çaba. Gerçekten jeneriklik bir golü. Ve yine aslında dikkat edersen şey bir golü. Patlama golüydü yani. Bir anda şans eseri demeyelim. O haksızlık olur ama isyan etti. İsyan tamamen isyan. Aynen yani. Öyle yani. Öyle bir goldü. Dolayısıyla İsviçre'ye yazık oldu diyebilir miyiz? Son 45 dakikası için diyebiliriz ama İspanya'nın ben şanslı olma faktörünü daha ön plana koymak istiyorum ortada. Ya böylelikle de bizim grubumuzdan 3. olarak çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam İsviçre en iyi 3. olarak. Evet. Galler'den sonra İsviçre'de tek İtalya kaldı. Veda etti. Şu an tek İtalya var. Şimdi de o maça geçmiş olacağız. Yine Portekiz eledikten sonra gönlümüzün kaydı Belçika İtalya karşısında 2-1 mağlup oldu. İtalya'da yaklaşık 15 maçtır 2 gol yedi. Toplam 3 gol yedi. Çok özür dilerim. Yavaş yavaş delikler açılmaya başladı İtalya'da. Rakibi de İspanya yarı finalde. Yani ben İtalya yani şahsi kanaatim maç orta sahada geçecek fikrimle katılıyorum ama İspanya'nın yükselen bir grafiği var. İtalya'nın sürekli makine gibi işleyen bir düzeni var. Oyuncunun biri çıkıyor, ötekisi giriyor yerine. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde oynamaya devam ediyorlar. İtalya açısından şanssızlık olacak şey Spinazzola'nın işte aşil tendonu yırtıldı herhalde. 6 ay gibi bir süre evet. olmayacak artık. Turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesiydi hakikaten. Gerçekten olağanüstü performans gösterdi. Hatta birçok kişi yani böyle oynuyorsa niye normalde oynamıyor modunda konuşmaya başlamıştı. Belçika ilk bölümde de söylediğim gibi yani bir patlama yapması lazım. O son dokunuşu yapamıyor bir türlü. Bununla alakalı mesela maçtan sonra De Bruyne açıklama yaptı. İğneyle oynadığını söyledi. Bacağına ya ayak bileğinde bir sıkıntı olduğunu söyledi. Buna rağmen işte olmadığını söyledi.
Lukaku'nun orada bir golü var yine. Lukaku gerçekten son yılların yetiştirmiş olduğu en büyük golcülerden bir tanesi görüldüğü zaman. Belki biraz gölgede kalıyor ama De Bruyne de aynı şekilde. Yani gölgede kalan futbolculardan biri diye düşünüyorum ben. Burada da sanki şöyle bir durum var. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntının bir benzerini Belçika'da yaşıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü dikkat edersen işte İspanya, İsviçre diyoruz. İsviçre Ligi'nde böyle bir planlama yapma olanağınız yok ama İspanya Ligi'ndeyken var. Bu planlama yapıldığı için zaten yıllardır kupalara ambargo koymuş vaziyette. İtalya, Belçika'da da keza öyle. İtalya Ligi'nin İtalya Ligi bu noktada ciddi manada milli takıma yansıyan bir lig. Özellikle üçlü defansı oynayan dünyadaki en iyi iki takımın karşılaşmasıydı bu. Ukrayna, İngiltere de aynı şekilde. İngiltere maçındayken ne oldu? İşte İngiltere belki de en net galibiyeti elde etti çeyrek finaller içerisinde. Dolayısıyla İtalya'nın bu noktada geçmesi biraz da getirmiş olduğu bu sistemsel becerinin ve alışkanlığın eseridir diyebiliriz burada. İsyan edenler vardı Belçika'da yine. Özellikle Lukaku, De Bruyne ciddi manada isyan noktasında. Yani isyan derken yaşanan ya o skora kabul etmeyen isimlerdi onlar. İlk 2-0 öne geçilmesine rağmen 2-1'i bulması, akabinde oyuncu değişiklikleri, sürekli skoru değiştirme çabaları. Ama İtalya'nın makine gibi bir düzeni var gerçekten. Aynı şeyi söylemek lazım. Ve bu trendi hiç düşürmediler. Yani 100 ise 90 oynadılar ya da 110 oynadılar ama hep ortalama 100 olarak gittiler. İtalya, İspanya karşısında da yarı finali sonuna mı söyleyeceğiz? Evet. Yarı finali sonuna geçeceksek. Bence yani hak edenin kazandığı bir karşılaşma oldu diyebilir miyim? Diyemem ama tecrübenin kazandığı ve sistemin uzun zamanlardan vermiş olduğu alışkanlığın kazandığı bir karşılaşma oldu diyebilirim. Gönlünden geçen kimdi abi bu? İtalya, Belçika maçında. Belçika'ydı. Yazık oldu o zaman. Yani yazık da oldu diye. Yine tutturamadıklarından. Ya ben Belçika şundan dolayı istiyordum. Bu şanssızlığını kırması noktasında istiyordum. Yani benim gönlümdeki final geçen maçı, geçen programda söylemiştim. İtalya Belçika'ydı işte. Evet. Pardon, İngiltere Belçika'ydı. Evet. İngiltere Belçika'ydı. Sebebi de ikisinin de Danimarka çok iyi jenerasyonlara denk gelmesine rağmen son yıllarda işte bir takım olumsuzluklardan kaynaklı çıkamamalarındandı bu. Belçika belki de Yunus'un geçen programda söylediği şey geçerli. Yani bizim olduğumuz taraf hakikaten bambaşka bir seviyede ilerledi. Yani İsviçre Fransa'yı eledi, oraya geldi yani. Düşün, orada Fransa olacaktı. İspanya Almanya'yı eledi. Almanya elendi işte oradan. Almanya İngiltere eledi. İngiltere eledi, doğru. Yani oradaki bütün maçlardayken orada farklı bir yani turnuvanın sol tarafı ile sağ tarafı arasında bir şey vardı orada. Bir güç dengesizliği vardı. Sanki şey gibi yani bu NBA Batı Konferansı Doğu Konferansı arasındaki şeyleri hatırla mesela. Son 3-4 yıldır NBA'in All-Star maçlarındayken Batı Konferansı Doğu Konferansı arasında ciddi güç farkları var. Evet. Bir tarafta bakıyorsun işte 100 üzerinden 110 vereceğim bir yer var. Öncekisi 70'te kalıyor. Ve 50 sayı 40 sayılık farkların oluştuğu maçlar vardı son 5 sene içerisinde. Bence bu sene de böyleydi yani sol taraf sağ taraf açısından bakıldığı zaman. Ama İtalya-Belçika maçına geri dönecek olursak sistemin kazandığı bir maç oldu diyebiliriz bu noktada. Senin de dediğin gibi abi işin şakası bir yana eğer İsviçre penaltılarda İspanya'yı elemiş olsaydı yarı finaldeydi İsviçre ve İtalya'nın rakibiydi. Çok aynen. İlginç bir durum var şu an ortada. Doğru. Yani hakikaten orada turnuvanın sürprizi demiştim ya yani turnuvanın olayı yani Fransa'nın elenmesi. Orada da hakikaten dünyanın en pahalı futbolcusu görünüyor şu anda hala herhalde yanlış bilmiyorsam Mbappe. Evet. Mbappe'nin oradaki penaltıyı kaçırması. En pahalı kadrosu da görülüyor diye biliyorum ben. Fransa takımı genel anlamda. Tabii. Kadrosu anlamda en büyük şey zaten. Bonservis noktasında Neymar hala birinci sırada ama Mbappe herhalde en yüksek olabilir Neymar yani. Bizden değil artık. Bizden değil. Geçti artık yani. Doğru söylüyorsun. Abi Çek Cumhuriyeti Danimarka. Danimarka'da desteklediğimiz ve istediğimiz bir takımdı. Çek Cumhuriyeti sürpriz yapar mı yapmaz mı diye sormuştum. Zor demiştiniz ki öyle de oldu. Danimarka 2-1 mağlup etti Çek Cumhuriyeti'ni. Bu maçla alakalı düşüncelerin? Yani Çekya artık kendi o tırnak içerisinde altın jenerasyonu yavaş yavaş yaşattığından emekli edecek seviyeye geldi. Orada da Çek Cumhuriyeti'nde Patrick Schick şeyi var yani. Orada onun faktörü ciddi var. 5 gol oldu o da herhalde. Evet. Turnuvada en fazla gol atan futbolcu. Ronaldo ile beraber gol kralında herhalde o da. Şu an o şekilde. Lukaku da 4 golde mi kaldı? 4 golde kaldı ya da o da 5'e çıktı. Son golünden sonra.
Dolayısıyla orada bir Patrick Schick gerçeği var yani. Gerçekten turnuvanın en güzel golünü attı diye düşünüyorum hala. O uzaktan orta sahadan atmış olduğu golü. İrfan Can, bari bizim orada şeyimiz olsun, katkımız olsun. Yok, o Patrick Schick'in golü gerçekten orada yani yıllarca unutulmayacak bir gol attı orada da. Çekya'da bu noktada bu jenerasyonu kaybetmesinden dolayı bir noktada artık bence önümüzdeki turnuva için bir takım planlamalar yapmaya başlamışlardır. Orada defans hattının onlar açısından defansın ortasının sıkıntılı olması belki de Danimarka karşısında onları yenilmesini sağladı. Ama Danimarka da gerçekten küçük İtalya gibi oynuyor. Evet. Yani tamamen sistemsel bir şekilde oynuyor. Bir, iki, Eriksen'in kalp krizinden sonra yani o pozisyonu izledikten sonra takımın kenetlenmesi hala onun etkisi görülüyor. Ve Orkun'un da demiş olduğu gibi turnuvanın bu seneki sürpriz takımı Danimarka. Finale çıkar mı çıkmaz mı bilinmez ama özellikle Eriksen'in sakatlığından sonra ve şu andaki duruma bakıldığı zaman Danimarka şu anda gönüllerin şampiyonu olmuş vaziyette görülüyor. Maçta güzel bir maçtı. Yani ilk yarı iki tane gol oldu. İkinci yarı hemen başında Patrick Schick yine golünü attı. 2-1 oldu ve sonra 45-40 dakika yaklaşık işte kıran kırana bir mücadele geçmiş oldu. Danimarkalı futbolcular hiç bırakmadılar. Çekyalılar da hiç bırakmadılar. Ortada giden bir maç oldu. Ben aslında şöyle 120 dakika giden maçlarda da birazcık fark oluşabileceğini düşünüyordum. Yani kondisyon olarak acaba düşerler mi diye düşünüyordum. İzlediğimiz 4 maçın 4'ünü de böyle bir şey de görmedik. Bu da demek ki sadece yine Türkiye'de olan bir şey gibi görünüyor şu an için. Patrick Schick Konyaspor alsak abi ya. Çok zor. Herhalde onun sözleşmesi ya bitiyor ya seneye bitiyor. Yok. Sürpriz bir transfer yapacakmışız ya biz de. İlginç bir transfer olsa şöyle. Yani Patrick Schick gerçekten şöyle oldu. Pek bilinen bir futbolcu değildi. Topkolas'a geçti denilebilir yani. Tam şu anda ortada artık yani o da. Son maça geçeceğim abi. Çeyrek mücadelesin, çeyrek final mücadelesinde senin en ballı dediğin bir takım Ukrayna. İngiltere karşısında 4-0 mağlup oldu. İngiltere'yi de gerçekten desteklediğini biliyorum ben senin. Ukrayna'da sonunda mağlup etmiş oldun abi. Sonunda gönderdim bal bal diye diye. Öyleydi ama yani. Ukrayna'da o maçın tamamını izledim. Çekya maçının da tamamını izledim. Ukrayna maçında karşı çıkan kimse yoktu Ukrayna'dan. Yani oradaki en iyi oyuncu diyeceğiniz oyuncu Yarmolenko işte. Yarmolenko dahil olmak üzere herkes hazin sonu kabullenmiş vaziyetteydi. Yani iki gol yediler. İngiltere rekor kırdı biliyorsunuz. İşte 1980'lerdeki İtalya'nın 5 maç arka arkaya gol yememe rekorunu egale etmiş oldu. Bir turnuvada, üst düzey bir turnuvada en fazla gol yemeyen takım unvanını egale etmiş oldu İngiltere. 5 maç oynadılar, gol yemediler şu ana kadar. Yani İtalya'nın şeyine karşı son 20 maçta 3 gol yeme muhabbetine karşı şimdi İngiltere'nin 5 maçta 0 gol yeme durumu var. Ama İtalya son 30 maçta da mağlup olmuyor. O da var ama İngiltere hakikaten yani ekstra bir Southgate performansı var her şeyden önce. Bir, iki, genç jenerasyon gerçekten çok iyi adapte edilmiş vaziyette. Hiçbir zaman vazgeçilmeyen 3 tane isim var mesela. Yaş ortalamaları 18-19. Daha oynamayan sonradan giren skoru yanlış değiştirme yönelik oyuna soktuğu Phil Foden var işte. Ama Bellingham var işte 17 yaşında daha. Burada Sancho'nun işte ciddi bir transferi var. 85 milyona Manchester'a gitti. Sancho'nun 85 milyona gitmesiyle alakalı herkes çok yüksek rakama gittiğini söylüyor. Bence az bir rakama gitti. Ben daha büyük bir rakam bekliyordum işin aslı. Herhalde Dortmund bir iki sene sonra da Bellingham'ı satar böyle diye düşünüyorum yani yine böyle bir rakama. Ama burada doğru yatırımın nasıl yapılması gerektiğini aslında Dortmund bize de göstermiş oluyor. Her zaman şey, gösteriyor. Geçen sene Pulisic'i sattılar Chelsea'ye. Bu sene Manchester'a bunu Sancho'yu sattılar. Önümüzdeki yılda yüksek ihtimal Bellingham'ı satarlar. Böyle 100'den 300 lira kasaya koymuş olurlar. Bu noktada İngiltere ile alakalı başka diyebileceğimiz kaleci noktasında ciddi manada eleştirilen bir kaleci işin aslı. Ama benim en sevdiğim kalecilerden bir tanesi İngiltere'nin kalecisi. Gerçekten normal ligdeki performansını da seviyorum ben. Ama İngiltere'nin kalecisine düşen fazla iş var mı işin aslı? Bence turnuvanın en iyi defans hattılarından bir tanesi İtalya ile beraber. Yani yedekleriyle beraber hatta bunda. Manchester'ın defansının ortasındaki olan geçen sene
transfer edilen, Leicester'dan transfer edilen, ismini hatırlayamadım şimdi. İlk golü attı mesela. Üçüncü maçına çıktı İngiltere'de. Ama İngiltere'nin defansı hakikaten şu anda geçilmez gibi görülüyor. İtalya'nın özellikle son iki maçta üç gol yemiş olması, sen de demiş olduğun gibi de Spinozola'nın sakatlığı delindiğini gösteriyor bu noktada. İspanya garip bir şekilde Ukrayna balığı İspanya geçmiş gibi görünüyor. İspanya bu balla İtalya'yı eleyebilir mi bilmiyorum. Ortada maç olursa ama İspanya İtalya'yı elerse yani hakikaten farklı bir şey olur. Ama İngiltere şu anda yani şu 8 takım içerisine bakıldığı zaman en kompakt oyun oynayan takımlardan bir tanesi görünüyor. Geçen yayında da konuşmuştuk. İngiltere jenerasyonunu siz çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Almanya ile karşılaşacağı zaman Yunus abiyle siz Esat abi. Ama İngiltere tek derdi kötü bir teknik direktör olmasından yana demiştiniz ama şimdi kendiniz söylüyorsunuz İngiltere... Şaşırtıcı ama. Yani şöyle ben hatta maçtan sonra İngiliz gazetelerine de baktım. Özellikle sana falan baktım yani en fazla orada eleştirildi çünkü Southgate. Bir de Southgate'in kulüp performansı da iyi değildir normalde. Dolayısıyla hatta İngiltere teknik direktörü olduğu zaman da ciddi eleştiri gelmişti. Ama ya mesela demiştik ki o programda hatırlıyorum Harry Kane'i kullanamıyor demiştik. Evet. Kane 2 gol attı. Hatta çıkarıldığı zaman taraftarlar şey yaptı, ıslıkladı. Çünkü hat-trick bekliyorlardı Kane'den. Ve Kane 2 golün ikisi de birbirinden güzeldi. İşte bir tanesini durdurdu, aşırtma yaptı hafif. Ötekisini işte direkt köşeye gönderdi bir top. Kane gerçekten bence dünyanın şu anda en iyi golcülerinden bir tanesi. İlk üçe yazarım yani direkt. Dolayısıyla Southgate burada şaşırtıyor. Yani turnuvanın sürprizi diyebileceğimiz üçüncü şey de bunu yazabiliriz. Southgate'in performansı, İsviçre'nin Fransa'yı elemesi, Türkiye'nin sıfır çekmesi, benim açımdan söylüyorum. İngiltere'nin yarı finale kadar lay lay lon bir şekilde gelmesi tırnak içerisinde. Southgate'in başarısı tabii bunda. Önemli faktörlerden bir tanesi. Pickford burada bir transfer yapacak gibi görünüyor şu anda. İyi bir kaleci çünkü. Üst düzey bir kaleci. Yaşı da daha 27-28 herhalde. Dolayısıyla bence İngiltere buradan yürür diye düşünüyorum yani. Ona geleceğiz abi bir saniye. Şimdi bir zamanların gönüllerimizi fetheden Şevşenko'su vardı Ukrayna'nın başında. Sen ne kadar bal desen de hiç mi üzülmedin abi Şevşenko'ya? Şevşenko benim gençliğim döneminde en çok sevdiğim futbolcuydu Allah var yani hakikaten. Bize 3 tane hat-trick yaptığı golde maç da vardı. Herhalde Galatasaray'ın yendiği maçı, Milan'ın yendiği maçtı işte Galatasaray'ı. Şevşenko gerçekten Fenerbahçe maçında da oynamıştı. Fenerbahçe maçında da oldu herhalde. Şevşenko gerçekten sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sempatisini kazanmış bir oyuncu. Mesela Ronaldinho da aynı şekilde öyledir mesela. Nereye giderseniz gidin herkes sever onu. Ama Ukrayna'nın bu noktaya gelmesi ilk bölümde de söylediğimiz gibi Lucescu'nun burada bir şey var. Bir, iki, Şevşenko açısından çeyrek finale çıkması bile çok büyük başarı. Çünkü Ukrayna'nın takımı zaten belli. Herhangi bir böyle bir iddiası olmayan bir takım görünümündeydi. Ve elendikleri takım İngiltere yani bakıldığı zaman. Almanya'yı elemiş bir İngiltere. Şu ana kadar gol yememiş bir İngiltere. Dolayısıyla bence fazla da üzülecekleri bir durum yok ki belki de şu anda yeri en garanti hocalardan bir tanesi hala Şevçenko'dur bu noktada. Mesela bu noktada Belçika'nın hocası belki düşünülebilir. Belki göndereceklerdir. Ya da Çek Cumhuriyeti'nin hocasını gönderebilirler. Çeyrek finale çıkmasına rağmen. Ama Ukrayna'nın hocası Şevçenko şu anda belli bir süre daha devam eder gibi görünüyor. Çünkü başarı yani yaptığı şey başarılı bir şey. Yani düşündüğün hocalar çeyrek finalde gönderilebilir diyorsun. Biz düşünemiyoruz bile. Tabii. Sıfır çektik ama. Aynen öyle. Bu da işin garip tarafı. Yarı finale geçelim abi istersen. İtalya, İspanya karşılaşması olacak. Aynı da bahsettik zaten. 30 maçtır mağlup olmayan yaklaşık 15 maçtır toplam 3 gol yemli. İtalya forvetsiz İspanya'ya karşı. Gönlünden geçen takım nasıl bir maç bizi bekliyor? Ondan sonra ben kendi görüşümü söylemiş olayım. Şahsi düşüncem şu. Yani İtalya'nın da İspanya'nın da buraya gelmesi istemiyordum açıkçası. Çünkü dünya futbolu artık bu dünya 5'ten büyüktür söyleminin de gerçek olması gereken düşünenlerdenim. Yani her sene bunlardan bir tanesinin her büyük turnuvada bu büyük takımlardan bir tanesinin finale çıkmasını Allah var şey yapmıyorum. Çünkü Belçika'yı da bundan dolayı da istiyordum. Yani çünkü çok iyi bir jenerasyonları var. Mesela Arjantin'in de finale çıkması isterim. Gerçi onlar son Dünya Kupası'na çıkıyorlar ama bu noktada ikisini de istemiyordum. Maç ortada gidecek gibi görünüyor. Spinozola'nın sakatlığı İtalya için bir şeyler değiştirir mi? Pek zannetmiyorum. Makine düzeni gibi işleyen bir sistemleri var. İspanya'nın forvetsiz olması hala aynı şeyi düşünüyorum. Ama
O futbolcu hatırladım vardı. Beşiktaş'ta Hugo Almeida'ydı o. Hugo Almeida da hiç gol atamazdı. Ama acayip bir şekilde yer boşaltırdı. Morata da herhalde öyle yapacak gibi görünüyor. Bilmiyorum yani anlaşılamadı bir şekilde. Ama kullanmaya başladı yani. Kullanmaya başladı ama bir tane gol attı yine herhalde o. Gerçi onu ikinci turda atmıştı. İki gol attı herhalde. İki gol attı. Yani toplamda herhalde iki golü var zaten. Ama İspanya gibi bir takımda bu kadar fazla pas trafiği yapan, kale önünde öbek öbek biriken, ne bileyim yılların İspanyası yani baktığın zaman turnuvaların hepsine bu noktada rezerv etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Belki de son yıllardaki en kötü forvet hattı denebilir bu noktada. Yediği de yok bu noktada. Ne olur işte tahminim ortada giden maç. 120 dakikaya uzayacak maç gibi görüyorum ben. Finalini penaltılara belirler diye düşünüyorum. İspanya bir ballılık yapar mı yine? Yani öyle olursa da şaşırma. İki tarafın kalecisine bakmak lazım noktada. Donnarumma gerçekten önümüzdeki 20 yılın kalecisi yani şu anda bakıldığı zaman. Daha 20 yaşında yine. Paris'e gitti işte. Önümüzdeki yıllarda sürekli konuşulacak bir isim bu noktada. İspanya'nın kalecisi de İspanya'nın kalecisi kim bu noktada? Hatırımda değil abi. İspanya'nın, genç bir kaleci. Genç bir kaleci yani. Sevilla'nın kalecisi olması lazım. Yani dolayısıyla kaleci faktörünü koyarsak İtalya biraz daha önde gibi görünür penaltılardayken. Ama tabii penaltı her zaman için şans olduğu için onu da bilemeyiz yani. İnşallah penaltılara gitmez, İspanya mağlup eder diyelim. Yani ama bence uzatmaya gider. Kesin uzatmaya gider. Ama uzatma sonunda ne olur bilmiyorum. Biraz da şeye de bağlı, kondisyona da bağlı gibi görünüyor öyle olduktan sonra. Ben burada açık açık İspanya'yı destekliyorum. Niye İspanya'yı destekliyorum? Santrofor'suz bir İspanya. Çünkü o bir taraftan da ben Danimarka'yı desteklediğim için Danimarka'nın kupayı almasını istiyorum. İngiltere-Danimarka maçı var abi, bir diğer maç. Yine aynı saatte başlayacak. Sen hem Danimarka'yı destekliyordun ama İngiltere'nin de şampiyon olmasını isteyen bir tarafsın. Senin için zor bir maç olacak. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Yani Danimarka Eriksen sakatlığından dolayı milletin artık biraz daha böyle duygusal baktığı, özellikle biz Türk milletinin duygusal baktığı bir takım. Turnuvanın sürpriz takımı şu anda, açık ve net. Performans yükselen bir Dolberg var, Kasper Dolberg var. Ama bu İngiltere defansına bir şey yapabilir mi? Harry Maguire var işte. John Stones var. Bir tarafta Kyle Walker var. Öteki tarafta bir tane daha futbolcu var işte, sol bekte de. Dolayısıyla bence bu defans hattını aşmak çok zor. Ön taraflarında Rice var. Rice herhalde sol bekte olabilir. İşte Leeds United'da oynayan çocuk var işte. Southgate'in vazgeçmediği topçu. Leeds United'da oynayan. Defans hattı, bu defans hattını geçmek zor diye düşünüyorum. Danimarka bu noktada kompakt futbol oynuyor. Yani gerçekten takım olarak defans yapıp takım olarak hücum ediyorlar. İyi oynuyorlar bu noktada. Defans hatları iyi. Kayer'le Christensen var. Orta göbek ikilileri çok iyi. Biri Chelsea'de oynuyor zaten. Kayer'i de Türkiye'den tanıyoruz. Christensen özellikle önümüzdeki yıllarda defansın en ortasına yazılabilecek iyi topçulardan bir tanesi. Yaşı daha 24-25 henüz. Chelsea'nin topçusu zaten. Kağıt üstüne bakıldığı zaman İngiltere şanslı görünüyor. İngiltere daha avantajlı görünüyor. 5 maçtır gol yememesi, ciddi bir Sterling şeyi var yani, performansı var. Harry Kane'in bir anda kendini bulması, 2 gol atarak işte turnuvayı bende varım noktasına gelmesi. Ve önümüzdeki 2 maç belki Harry Kane'in maçı da olabilir. Çünkü sazı eline aldığı zaman kolay kolay susmayan bir topçu Harry Kane. Tottenham'dayken de aynı şekilde Son'la beraber yapmış oldukları ortada. Her sene artık gol kralını oynayan ve İngiltere gibi birlikte gol kralını oynayan bir topçu. Çok ekstra özellikleri olan bir topçu. Futbolcu şeyine bakıldığı zaman, kadroya bakıldığı zaman, 5 maçtır gol yemeyen durumuna bakıldığı zaman, işte sisteme bakıldığı zaman, bütün hepsinde İngiltere bu noktada önde görünüyor. Ama en nihayetinde Avrupa Şampiyonası'nın yarı final maçı. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Danimarka bence dersine iyi çalışıyordur ki bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi de her zaman için dersine çok çok iyi çalışması. Bir de bunun üstüne siz Eriksen'i eklediğiniz zaman ne noktada olacağınızı düşünün. Dolayısıyla kağıt üstünde İngiltere şanslı. İngiltere sanki bir adım önde gibi görünüyor. Ama sonuç ne olur? Tam kestirilebilecek bir maç değil, yarı finalden dolayı o da. Ben şu şekilde söyleyeyim abi. Aslında İngiltere'yi elenmesi için destekliyorum. Niye? Hepimiz milli takımı destekledik.
sıfır çekti. Ben hemen ondan sonra bir yine takım arayışına girdim destekleyeyim diye. Kimi destekledim? Portekiz'i destekledim Belçika karşısında. Belçika mağlup etti. Sonra işte İngiltere karşısında Almanya'yı destekledim. İngiltere Almanya'yı mağlup etti. Belçika, İtalya maçında Belçika'yı destekledim. Yine bir sempati oluştuğu için İtalya mağlup etti. Artık takımı ters taraftan destekleyip İngiltere'yi destekliyoruz ki. İngiltere'yi destekleyip Danimarka'nın finale çıkmasını istiyorum. Şöyle bir yorum da vardı. Sosyal medyada Belçika'nın İtalya'ya yenilmesini Portekiz'in laneti olarak lanse eden de vardı. Çünkü Belçika Portekiz maçını hatırlarsan Portekiz gerçekten yani çok acayip oynadı o maç. Ekstra bir şey oynadı ama futbol şansı dediğimiz o tırnak içindeki o iki kelimeyi yakalayamadığından dolayı yani Ronaldo'nun mesela maç sonu bir duruşu var. Zaten gösteriyor. Bizler ne yapalım yani modundaydı. 29 şut mu var? Öyle bir şey var. Yani çok abes bir rakam vardı. Abes demeyeyim de yani üst düzey bir rakam vardı. Belçika'nın elenmesini onu da şey yapanlar var. Bir iki Belçika aslında bakıldığı zaman baştan beri de performansı gerileyen takımlardan bir tanesiydi. Şu andaki yarı finallerin hepsi İtalya bu noktada performansını devam ettiren bir takım. İspanya yükselen bir takım. İngiltere yükselen bir takım. Danimarka yükselen bir takım. Dolayısıyla buranın içerisinde en iyisi kim olur bilinmez ama son olarak final tahminimi de söyleyeyim de birinden evet. Biri tutar belki. Final tahminim bir tarafta İngiltere öteki tarafta İtalya gibi görünüyor yani benim gözümden. Benim tam tersi. İspanya Danimarka mı? Bakalım kim daha fazla tutturacak diyelim o zaman. Peki İngiltere İtalya'dan kupayı kim alır abi? Sen yine İngiltere'den yana gönderdin. İngiltere İtalya'da eğer İngiltere yine gol yemezse Danimarka karşısında 6 olmuş olacak. Ha, doğru. İngiltere 6 olmuş olacak. İtalya İspanya maçında ben gollü geçer diye tahmin ediyorum. Yani kesin iki tarafta gol atar diye tahmin ediyorum. İngiltere İtalya maçı eğer öyle giderse İngiltere o havayla artık ne olacağı belli olmaz. İngiltere'de Türklere birazcık benzer. Yani deniz ikliminden dolayı da olabilir. Gazla çalışan millettir onlar da kısmen de olsa. Dikkat edin yani. Bir de futbolu çok seven bir yer. Futbolun beşiği denir zaten malum. Sabahtan itibaren İngiltere maçları olduğu vakit holiganlar diyeyim tırnak içerisinde maçı hemen takip etmeye başlarlar. Dolayısıyla bilmiyorum İngiltere İtalya olursa İngiltere alır gibi mi geliyor? Bir de o şey şeytanın ne derler ona o bacağını kırma muhabbeti var ya onu da yapmış oldular bu sayede. Bizim de Avrupa Şampiyonası özel programında son iki bölümüne doğru geliyoruz abi. Senin de söylemek istediğin genel turnuvayla alakalı bir fikrin, görüşün varsa veya bu programla alakalı. Yani şahsi kanaatim şöyle. Turnuva gerçekten beklenenin üstünde bir seviyede mi gerçekleşiyor? Turnuva beklenenin kısmen birazcık üstünde bir seviyede gerçekleşiyor. Turnuvanın güzelliğini gölgeleyen takım olarak ben Türkiye'yi söyleyebilirim yani. Gerçekten en kötü takımdık bu noktada. Bunu söylemek acıtıcı bir şey ama bazen de şapkayı önümüze koyup düşünmek lazım bu noktada. Türkiye'nin bu oyununu hiç kimse beklemiyordu. Başta biz beklemiyorduk. Bunda da hemen hemen bütün spor yazarlarının ortak görüşü çok fazla tırnak içerisinde pohpohlamaktan dolayı söylenebilir. Dikkat edin zaten köşe yazarlarından, sert yazarlarının hepsi reklam filmi çekmekten antrenmana vakit kalmamayan futbolcularla oynarsanız böyle olur tarzında bu minvalde bir takım açıklamalar da yapıyorlardı. Ama gözümüz bir ay futbola doydu diyebiliriz bu noktada. Turnuvanın bu noktada öne çıkan futbolcuları vardı illaki. Ama son maç öncesine kadar artık bir ilk 11'de çıkar turnuvanın en iyi 11 babında. Mesela en iyi kaleciyi kim seçerler bilmiyorum şu ana kadar. Pickford'u baktığınız zaman istatistiksel olarak en iyisi o. Ama bir İsviçre'nin işte Zomer performansı var. Ya da İsveç'in, İsveç'in performansı var bu noktada. En iyi forveti kim seçerler bilinmez. İşte Lukaku var, Harry Kane var, Ronaldo var. Abi bırakılmaz o abi. Ronaldo yani 3'ü penaltıdan olmasa ama 5 gol attı yani. Ama bence beklentileri karşılayan bir ve bir sene beklenmese değecek bir kupa olmuş oldu. Önümüzdeki yıllarla alakalı da bir takım ipuçları da verdi. Yani aslında başarısız olan teknik, başarısız olan milli takımlar bu noktada şapkayı önüne koyup düşünmeleri gerektiğini gösterdi. Türkiye bu noktada öyle. Çekya böyle. Yani Çekya'nın Danimarka'ya elenmesi ya ortada gidecek maç olarak görüyorduk ama yani artık jenerasyonun sonuna gelindiğini göstermiş oldu. Hırvatistan'ın elenmesi hakeza. Bir takım şeylerin Almanya'nın elenmesi.
Yani Almanya bakıldığı zaman hala dünyanın en güçlü takımlarından biri ama jenerasyonun sonuna gelindiğini gösteren bir şey olmuş oldu. Yani eksikleri gösteren bir turnuva oldu diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla bitirsinler. Ondan sonra zaten olimpiyatlar başlıyor. Olimpiyatlarda evet. Ne olacak bakalım. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel değerlendirmelerinden dolayı inşallah bu sefer %100'lük bir kısmını tutturmuş olursun diyelim. Öyle olursa ama sen üzülürsün bu sefer. Olsun ya, sen sevin de. Estağfurullah, eyvallah. Evet efendim, Avrupa Şampiyonası özel programının bir yayınının daha sonuna gelmiş olduk. Yarın saat 22'de İtalya, İspanya, İngiltere, Danimarka karşılaşmasının kazananları pazar günü final karşılaşması yapacak. Biz de bu karşılaşmaları cuma günü saat 22'de değerlendireceğiz. Tekrardan bu ekranlarda olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Ekrem Coşkun Döner Avrupa Şampiyonası özel programını sundu.